Analiz Sentez'den günaydın. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ben Ebru Doğan. Gündemin analiziyle karşınızdayız. Ama önce 20 Ağustos Salı gününde piyasalarda rakamlar nasıl? Onlara bakacağız. İlk olarak Borsa İstanbul'la başlayacağız. Borsa İstanbul 100 endeksi 95.286 puanta. Dolara da bakalım Salı gününde rakamlar nasıl? Dolar 5.64, Euro ise 6.26'dan işlem görüyor. Hemen altına da bakalım. Gram altın 271 lira, çeyrek altın 443 lira 9 kuruştan işlem görüyor. Hemen petrole de bakalım. Brent petrol 59 dolar 84 sent. Son olarak faizlere de bakacağız. Tahvil %15.59, repoda %20.25'ten işlem görüyor. Salı gününde piyasalarda rakamlar böyleydi. Bir de gündeme bakalım. Gündemde neler var, hangi maddeler var? Birazdan bu maddeleri konuklarımızla birlikte konuşacağız. Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki pençe harekatlarının ardından bu kez yurt içinde düğmeye basıldı. Adı Kıran Operasyonu. Hakkari, Van ve Şırnak'ın kırsal bölgelerini kapsayan operasyonu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bizzat komuta ediyor. 2300 komando, 129 tim operasyona katılıyor. HDP'li belediyelere operasyon Ankara'da da yankı buldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez dedi. MHP, BBP ve DSP'den karara tam destek geldi. CHP ise yine HDP ile aynı safta yer aldı. İPE'deki sessizlik de dikkatlerden kaçmadı. Türkiye pazar günü akşam saatlerinde başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir'in Karabağları ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın giderek büyüdü, köyleri tehdit etti. Sel felaketi sonrası birkaç saatlik esnaf ziyareti gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu akşam uçağıyla yeniden Bodrum'a döndü. Esnaf yaralarını sarmaya çalışırken İmamoğlu tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Kamu işveren heyeti ve memurlar arasındaki 2020-2021 yılları için zam pazarlığı sürüyor. Hükümet kanadı 16 Ağustos'taki zam teklifini güncelleyerek memurlara yeni bir teklif sundu. Ancak yeni teklifte Memur Sen tarafından kabul edilmedi. Detaylarla birazdan yine devam edeceğiz. Analiz Sentez'den tekrar günaydın. Evet, devam ediyoruz ve bir stüdyo konuğumuz var. Stratejist Cüneyt Baksoy. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ederim. Günaydın, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Şimdi gündemde birçok madde var ama önce piyasalara bir bakalım. Piyasalarda bu hafta beklentiler neler, beklediğimiz veriler var mı? Dolar TL'yi nasıl görüyorsunuz bu düşüş? Düşüşün bir süre daha devam etmesi bekleniyordu. Şimdi de rakamlara bakıyoruz. Yine geçen haftayla hemen hemen aynı. Yani bir hafif bir oynaklık var yurt dışına bağlı ama trend henüz değişmiş değil, en azından aşağı yönlü, ama önemli eşikleri de test ediyoruz, onu da hatırlatalım. Yukarı yönlü bir tepki beklediğimizi geçen hafta söylemiştik. Çünkü biz bayrama gittikten itibaren yurt dışına ciddi bir haber akışı oluştu. Yani işte Arjantin'deki siyasi gerilim, Arjantin'in para birimine %20 etkisi, Arjantin'in CDS'lerinin yükselmesi, artı İtalya'daki siyasi gerilim, İspanya'da olası siyasi gerilim Avrupa bölgesini karıştırdı. Almanya'nın resesyona girme tehlikesi, ki birazdan belki yine konuşuruz. Bundesbank'ın raporu var, Almanya Merkez Bankası. Bu şekilde giderse Almanya resesyona girebilir dedi. Akabinde dünya ticaret savaşları zaten devam ediyordu. Çin ile ABD arasında gerilim kur üzerinden şiddetli bir hale geldi. Hong Kong'da bazı olaylar oldu, oluyor. İngiltere Boris Johnson'dan sonra muhtemelen orada Amerika ile birlikte Çin'e karşı bir müttefik olma durumu var. Çünkü İngiltere'nin orada ciddi bir hakimiyeti var, biliyorsun. O da piyasaları geldi ve piyasalar ciddi bir düzeltme süreci içine girdi. Ama bütün bu saydığımız başlıklar zaten bilinen başlıklar. An an fiyatlanmış başlıklar. Problem nerede? Problem FED'de. Çünkü FED masaya geliyor mu, gelmiyor mu? Temmuz ayında bir faiz indirimi yaptı ama söylemi Powell'ın
son derece belirsiz ve önü açık olmayan bir söylem olduğu için piyasalar Eylül ve sonrası için gerilim yaşadı. Avrupa Merkez Bankası'na zaten biz ciddi bir parasal genişleme bekliyoruz Eylül'den itibaren. Çin, Japonya Merkez Bankaları devrede ama Fed'in devreye daha net girmemesi piyasaları biraz gerdi. Onun fiyatlamasını yaşadık. Bu hafta Powell konuşacak Jackson Hole'de. Jackson Hole niye önemlidir? Merkez bankaları bütün dünyada toplanırlar ve orada önemli konuları konuşurlar. Ve sinyal verirler. Bakalım Powell ne sinyal verecek Eylül ayına ve Eylül'den sonraki sürece dair. Dün Fed'in politikalarını eleştiriyi dozunu arttıran bir Trump vardı tekrar. Yani net olarak şunu söyleyeyim. Piyasa an itibariyle sadece ABD başkanı değil, bütün global piyasalar Fed'den adım bekliyor. Bunun önderliğini ABD bankaları yapıyor. Çünkü Fed bir şey yapmazsa ve yapacağına dair bir sinyal vermezse önümüzdeki dönem düzeltme süreci hızlanabilir. Bu da gelişen piyasaları da etkileyebilir. Biz de o birikimli süreci yaşıyoruz. Biz kapalıyken ABD borsaları %10 düştü. Şimdi bizdeki geri çekilme biraz onun düzeltmesi. Kur tarafında dolar endeksi oldukça güçlü. Global tarafta birçok para birimine karşı dolar değer kazanımı içinde onun biraz tepkisini yaşıyoruz. Bir miktarda dün Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık kararı vardı. Onu da birazdan açıklarım ama bu hafta bizim beklediğimiz ana konu Jackson Hole'de Powell Fed için nasıl bir takvim belirleyecek? Bir sinyal verecek mi? Bir söylemde bulunacak mı faiz indirimine beklenen dair? Beklenen sinyal söylemle faiz düşürmek mi? Tabii ki. Stabil kalmak. 25 bas puan düştü. Bekliyordu piyasa. Şimdi dün itibariyle Trump bunu 100 bas puana çıkardı. Yani 50 bas puan bekleyen kurumlar olduğu zaman biz marjinal beklenti diyorduk. Fed Başkanı'na karşı Trump diyor ki 100 bas puanla gel. Hızlı gel, acil gel, çabuk gel ve olabildiğince yüksek gel. 100 bas puan da yaparsa piyasalar gerçekten enteresan bir pozitif sürece girebilir ama hemen akabinde Mustafa şunu sorgular. Ya ne oluyor? Bizim bilmediğimiz ne var? Çünkü ABD verileri henüz teknik bir resesyonu gösteren veriler değil. Hani verim eğrisi üzerinden, verim eğrisinden kastım şu 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık faizlerin getirileri arasında bir dengesizlik var. Normal şartlarda 10 yıllık en yüksek verimi getirmesi lazım, 5 yıllık, ortada 2 yıllık aşağıda. Şimdi bu birbirine çok yakın hale geldi. Hatta aşağı inmeye başladı. 10 yıllık 5 yılın altına falan indi. 5 yıllık 2 yılın altına, ya yani bu bir düzensizliği gösteriyor piyasada. Bir ama bu tamamıyla tahvil piyasasındaki bir trendten meydana geliyor. Bugün negatif reel faiz veren ülkelerde faizler arttı. Faiz süreci zaten aşağı yönlü arttı derken getiri arttı ama bir yere kadar. Asıl problem Fed'i masaya niye getirmek istiyor? Kendi başkanlık seçimi dışında piyasa bunu sorgular 100 bas puanla ama 25-50 bas puan olursa bu piyasa için özellikle gelişen piyasa için ciddi de bir biri moral öngörülebilir olur. Bir şey, diğeri siyasal bir sebebe dayandığı için aynen. Risk anlamına da geliyor. Aynen öyle. Bir de tabii dünyanın geri kalanı için de önemli. Çünkü işte az önce söyledim, bence çok çok önemli. Yani İtalya biz Avrupa için çok önemli diyoruz. Çok büyük borcu var. Şimdi siyasal krizi de var. İtalya'daki olası bir siyasal problem, İtalya'nın borçlarını ödemekte zorlanması, Avrupa Merkez Bankası'nın yardıma yetişmesi gerek demek. Ama Almanya gibi bir ülkenin tarihinde çok az duyduğumuz bir söylemi Almanya Merkez Bankası tarafından söyleniyor olması çok önemli. Yani ne ki, diyor? Resesyon bekliyoruz. Yani resesyon Almanya gibi bir ülke için resesyon demek Avrupa bölgesinin sorunların ne kadar ciddi olduğunu bize gösteriyor demek. Çünkü son gelen veriler hep Almanya ekonomisini aşağı yönlendiriyor. Teknik olarak da öyle mi görünüyor? Yoksa Almanya İtalya'yı kurtarma konusunda isteksiz olduğu için korkutuyor olabilir mi? Güzel soru. Yani biz de onu düşünüyoruz. Dün kaynak vardı. Hatta Almanya paket hazırlıyor diye. Aha. Resesyondan çıkmak için. Sevgili Mustafa şöyle diyeyim. Almanya'nın derdi İtalya'dan alacaklarını almak. Ve Avrupa Birliği'ni ayakta tutmak. Yoksa Almanya'nın başka bir derdi olacağını zannetmiyorum. Zaten doğal lider oldu. Elindeki imkanla. Ama kendi ekonomisine dair de ben Almanya'daki dostlarla da görüşüyorum. Finans piyasalarında arkadaşlarım var.
buradan giden veya oradan devamlı irtibat halinde olduğumuz. Hakikaten Almanya'da da işler pek parlak değil. Çünkü teknolojik dönüşüme, teknolojik evrim ve devrime yeterince ayak uyduramadı Almanya bile. Birkaç sektör üzerinden yukarıda tutmak ekonomiyi eskisi kadar çok rentable gelmiyor. Doğru. Tamam, çok ciddi bir kaynak birikimi var, çok ciddi bir kapital birikmiş, onu Avrupa'ya ve dünyaya yaymış bir ülkeden bahsediyoruz. Ciddi bir sanayi ülkesinden, ciddi know-how olan bir ülkeden bahsediyoruz ama Asya'da başka bir şey çıkıyor. 20. yüzyılın sanayisinde bu böyle. Asya'da başka bir şey çıkıyor. Asya'da dijital devrim dünyanın dengelerini, şifrelerini değiştirdi. Bunu böyle okumak. Türkiye için de bir şans doğdu. Yeni dönem G20 içinde bazı ülkelerin aşağı bazı ülkelerin yukarı çıkmasına sebep olacak. Onun için biz bu dönemi kendi ajandamızı, hele Eylül Ekim'den sonra meclis ekonomiye tam konsantre olur. Gerekli yapısal reformları, ki işte yargı, vergi, eğitim kesinlikle gibi konuları, tarım, hayvancılık artık kesinlikle. Bunları yapabilirsek, hikayeyi doğru yazarsak Türkiye için bir şans olur. Ebru, müdahale ettim, soru sordum senden biraz zor çalıp. Gerçi burada şey yok, soru sorma şeyi yok. Konuşuyoruz hep birlikte. Evet. Burası sohbet. Neden? Çünkü şimdi geleceğimiz bir sürü siyasi konu var. Hepsinde bu taraf var. Neden? Oraya çıkıyor. Her çünkü siyasi ediyor. Konu dediğimiz konuların çoğu Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili. Türkiye-Amerika ilişkileri, Suriye'deki durum, işte şimdi konuşulmuyor ama o S-400 meselesi hala bizim konumuz yani. Orada duruyor. Evet. Katsa'dan dolayı. Bunlar ve paranın, parayı basan da dolar da Amerika'nın doları. Aynen. Dolayısıyla yapılacak bir şey yok. Bunların hepsi birbiriyle çok ilintili. Ya fiyatları etkilemek için çok ilginç şeyler yapıyorlar. Neymiş? Suudi Arabistan'da drone meselesi. İşte petrol fiyatlarında yük. Şimdi bir yerden para kazanacağız değil mi? Neleri ara ara hale gelmiş piyasalar. Onun için dediğin de çok doğru. Biz kendi hikayemizi doğru yazıp drone'a öyle vesaire gibi haberlere ihtiyaç duymadan kendi yaptıklarımızla ayakta kalmak. Bizim de o anlamda benzer bir durumumuz var. Çünkü bir süredir şunu artık insanlar net bir biçimde fark ettiler. Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili yani daha kurumsal, daha yapısal sorunlarıyla ilgili falan. Sorun şeyler var, bir fiyatlama var, bu doğru. Fakat bu fiyatlamanın üstüne bir de Amerika ile ilişkilerin getirdiği bir fiyatlama var. Biz neredeyse 4,5 ile 6,5 arasındaki o %50'lik bir banttan bahsediyoruz. Yani şu anda 5,5 ama belki Amerika ile ilişkilerin pozisyonu daha kalıcı, daha stabil hale geldiğinin görülmesiyle bu 4,5'lara kadar inebilecek bir dolardan bahsediyoruz. Çok biraz, istenir de biraz, olmayabilir o. Biraz ha, çok istenir olmayabilir İhracattaki ama ben bunu biraz karikatürize ederek söylüyorum. Çerçeveye baktığın zaman neredeyse yarı yarıya bir fark var üstünde şu anda. Ve bir gitmiş yani, bu daha önce gittiği yer itibariyle düşünürseniz 7 küsürleri filan. Şimdi o köpük tarafıydı. Köpük tarafı işte bu bundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla dış politika, siyasal ilişkiler, uluslararası ilişkiler, uluslararası dengeler size fiyatlama olarak yansıyor. Aynen. Niye burada problemimiz şu? Niye en çok bize yansıyor? Niye bize az yansımıyor da çok yansıyor? Biz ona şöyle diyoruz. Son önemli bu. Ekonomi belirleyicidir. Sonunda da gelir ekonomi fiyatlar gene. Hem belirleyicidir hem fiyatlayıcıdır. Evet. Şimdi yani o yüzden dolayısıyla domine eder. O yüzden ben hep siyasi meseleleri okurken de yani bu tür programların da şeyi o aslında, amacı anlamı o. Bunların bedeli nedir, ederi nedir, masaya koyuyoruz bir sürü siyasal analiz yahut olay da, bunun bedeli nedir, fiyatlaması nasıl yapılır, bunu bilmiyoruz. O yüzden bunu öngörmek son derece önemli. Bir yer hareketliliği gördüğünüz bilmem ne, bu ne kadarlık bir deprem yaratır, bunu biliyor olmanız lazım hayatta kalmak için. Aynen. Şimdi bizim bu siyasal gelişmelerle ilgili ortaya koyduğumuz veriler ya da okuduğumuz veriler bize nasıl bir hareket yaratacak piyasamızda, cebimizde, evimizde vesaire. Bu son derece önemli ve orada benim de gördüğüm hakikaten hani Fed'in ne yapacağına, yani doların geleceğine dair ne düşündüğüne ilişkin kararı ve düşünceleri. Bir de paranın patronu olarak, bir de ülkenin patronu olarak Trump. Yahut Beyaz Saray yönetiminin hem Fed hakkında hem ülkenin geleceği hakkında ne düşündüğü. Dolayısıyla bütün bunlar arasında ben bunlara bakınca da hani bir parasal genişleme olacak bilmem ne filan
Veri taraftan Türkiye ile olan ilişkilere bakıyoruz. Ve bunların derinliğini ölçmek için bizim de bir takım enstrümanlarımız var. Fed'e baktığı gibi Cüneytlerin. Biz de Rusya ve Rusya'nın ilişkili olduğu, İran'ın ilişkili olduğu sahaya bir bakıyoruz. Bir iskandil atıyoruz ki oradan ne geliyor? Bu güvenli bölgeyle ilgili Amerika ile varılan ama henüz daha çok da güven vermeyen anlaşma, görüşmeler, müzakerelere bir bakıyoruz. İran oradan bir ses çıkartıyor. Bir taraftan Rusya'nın kontrolünde olmasına rağmen Suriye rejimi, Özgür Suriye ordusunun da içinde bulunduğu bir konvoyu. Türk konvoyuna yönelik. O çok önemli yani. Biz Rusya'ya da bir bildiride bulunduk galiba. Tabii bunu ilk kez yapmıyoruz bir de. Daha önce de yaptık. Daha önce de benzer şeyler oldu. Ne kadar Amerika ile anlaşırsanız orada o taraf da hemen bir şey çıkıyor değil mi? Ama bu işler böyledir. Ben öyle okudum da. Tabii ki bu işler böyledir. Hani sırtınızı duvara dayayacaksınız ama uyumayacaksınız bu tür durumlarda. Devletlerinde hele bu coğrafyada yaşıyorsanız zaten başka şansınız yok. Peki hakikaten bunu Rusya'nın rahatsızlığı olarak mı okumak tabii lazım? Ki. Net olarak. Tabii ki. Peki. O zaman şimdi dün bir operasyonumuz vardı. Başlayalım HDP'li belediyelere yönelik. Biz dün aslında işte yurt dışından bir tepki gelecek mi gelmeyecek mi diyorduk ama oradan benim gördüğüm bir tepki olmadı. Yurt içinden bazı tepkiler var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı'nı aramıştı. Operasyonlar dolayısıyla tebrik etmişti. Yine BBP ve DSP'den de karara tam destek geldi ama burada CHP yine HDP ile aynı safta yer aldı. İP'den de herhangi bir ses çıkmadı. İYİ Parti'den ses çıkmadı. Enteresan o. Çünkü İYİ Parti aslında HDP'nin de görünmez ittifak desteği verdiği ittifakın üyesi, resmi üyesi, görünür üyesi. Bu enteresan. Fakat bir şunu görmemiz lazım. Ben burada biraz yani AK Parti'den ayrı bir parti kurmaya niyetlendiklerini bildiğimiz eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun erken tepki vermesini yadırgadım. Bir siyasal çıkışın buradan başlaması AK Parti tabanından bir beklentilerinin zayıfladığını bana gösteriyor. Çünkü böyle bir beklenti ancak kendilerine göre muhafazakar Kürt oylarından bize bir şey gelir mi, oradan bir parça alır mıyız düşüncesi doğurabilir. O da bunu ancak HDP ile eklemlendiğinde anlamlıklar. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda yürütmekte olduğu projenin bir parçası haline getirir bu iki aktörü. Çok belki ayrıntılarını aralarını doldurmak lazım. Ben biraz genel çerçeve söyledim bunu ama ayrıntılandırırsak herkes daha iyi anlayabilir. Biraz üstünde düşünmek lazım. Bunu yadırgadım, bir kenara koyayım. İki, HDP'li belediyelerin yaptıklarına daha önce tırnak içinde müsamaha gösterildi. Müsamahadan kastım şu. Demokratik müsamaha. Yani ya şimdi seçilmiş alındı, alınmadı, işte laf olur, söz olur. Biz bu kadar demokratikleşme yaptık falandı filandı. Şu gerçeği unutmuyoruz. Unutmamak gerekiyor. HDP kadroları PKK tarafından, terör örgütü tarafından atanmış kişilerin kayyumluğunda yönetilen kadrolar. Önemli ölçüde, özellikle belediyelerde örgüt tarafından atanmış kayyumlarla yönetiliyor. Şimdi devlet tarafından atanmış kayyumlarla yönetecek. Aradaki fark budur. İşte ne, bunun ayrıntılarını sabaha kadar konuşabilirim. Örneklerini sabaha kadar konuşabilirim ama bu böyle. Şimdi şunu anlıyorum. Seçtirmeseydiniz, aday göstertmeseydiniz. Şimdi birazcık ben soruda yani... Anca böyle bazen sazana yatıp gazeteciler soru sorarlar. Ya az önce sorulmuştu o soru. Şimdi niye bir daha soruyorsunuz filan denir ama bunun bir sebebi vardır. Genelde insanlar aynı soruya farklı bir cevap vermek için yeni bir şey daha söylerler. Bu da bizim işimize yarar. Çünkü bir cümleden başlık çıkar. Aynı şeyi söyleyebilir ama. Bazen böyle sazana yatmak iyidir ama soruda da bir akıl olması lazım. Şimdi bu soruda bana göre bu tip sorularda akıl yok. Neden? Çünkü bir defa bu işin işleyiş sistemini bilmek gerekiyor. Bir, soruşturmanın varlığı kişinin adaylığını etkilemez. Bu kişiyi aday göstermezseniz,
soruşturma geçirmekte olan ya da geçirmiş olan insanların hiçbirine de gösteremezsiniz. Derler ki ne yapıyorsunuz ya, böyle bir şey olsaydı kanunda yazardı. Yazmıyor kanunda böyle bir şey. Ancak soruşturmanın selameti için bir kişi, başkan da olsa bir kişiyi görevden alabilirsiniz. Bu anayasanın hükmü. Neden var bu hüküm? Adaylık kriterleriyle geçici olarak görevden alma kriterleri aynı değildi ondan. Birinde henüz sonuçlanmamış bir şeyden dolayı bir kişinin önünü kesemezsiniz. Diğerinde de bir işin sonuçlanması için kişinin görevi buna mani olacaksa o kişiyi birazcık kenara alırsınız. İkisi de son derece makul. O yüzden bütün dünyanın yasalarında kurallar böyledir. Soruşturmanın selameti için insanlar o görevden biraz ayrılırlar. Hatta bazı ülkelerde istifa ederler. Sonradan aklanırlar ama geçmiş olsun, görev bitmiştir. Şimdi burada yapılan şey de o. Anayasaya göre soruşturma ve kovuşturmadan dolayı belediye başkanları geçici tedbir olarak görevden alınır, yerine kayyum atanır. Bak, ne zaman kalıcı olur bu? Mahkeme karar verirse. Şimdi ben neden bu kadar erken tepki dedim? Sebebi bu işte. Çünkü parlamentoda o tepki gösteren partilerin, tepki gösteren kişilerin üyelikleri var. Milletvekili hala. Ve parlamentoda yargı reformu yasası var. Yargı reformu birçok konuda kararları bir kez daha ve özellikle de hak ve özgürlükler bağlamında gözden geçirilmek üzere yargı denetimine tabi tutuyor bu tür kararları. Ve sizin elinizde bunu düzeltmek. Bu buraya geldi. Efendim ya, yargı 5 defa daha yargı denetiminden geçse de gene de bizim dediğimiz durum. O zaman yasayı değiştirin ve hiç böyle bir şey var olmasın. Bunun mücadelesi orada verilir. Twitter'dan verilmez. Bu mücadeleyi kendinize göre Twitter'dan siyasal mücadele vermeye kalktığınız zaman Twitter'daki karşılığınız neyse onunla kalırsınız. Nedir karşılığınız? 500 bin takipçiniz mi var? 500 bin oyunuz var kardeşim. 0.8. Geçmiş olsun. Kimsenin 20 milyon takipçisi yok Twitter'da. Gerçek bir dünyadan bahsetmiyoruz. Propaganda dünyasından bahsediyoruz. Orada kalırsınız. Oranın dışına çıkamazsınız. Twitter siyasetçiliği bu ülkede siyasete kaybettirir, siyasetçiye de kaybettirir. Ben biraz onu gördüm. Herkes onun üzerinden gitmiş. Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, işte o bahsettiğim iki siyasetçi. DSP, bunların hepsi aynı yerde bir buluşmuşlar. Ve çok erken buluşmuşlar. Bunu o yüzden çok önemsedim. Ha, buna ihtiyaç duyulur. Tabii ki duyulmasaydı yani. Neden belediye başkanı öyle ya da böyle seçilmiş belediye başkanı? Niye öyle ya da böyle diyorum? Çünkü bu örgütsel yapının HDP için nasıl oy topladığını, HDP'nin oy alması için nasıl planlama yaptığını, aslında sahada çalışanın bu örgütsel yapı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve hakikaten ev ev, oy oy biliyorlar. 2-3 oy mu var burada? Bize ne kadar lazım bu bölge için? 2 oy. Bir oy fazla. Cüneyt filan mahalleye kaydını yaptırsın ve oyunu oradaki adayımıza versin. Sonra bir bakıyorsunuz kaç oy lazım bir aday? 281.796. 797 çıkmış. O kadar milimetrik oy kullandırtabiliyor. Bunu nasıl yapıyor? Ayrıntılarını anlatırım. Yani bunu bilinmeyecek bir şey yok. Bütün siyasi partiler bunları bilirler. Herkesin sandıklarda 300 kişi var. Her sandıkta 300 kişi var. 300 kişiye kadar düşürdüğünüzde orada kimin kime oy verdiğini bile bulursunuz. Ben bunu da çok doğru bulmuyorum. Niye sandıklarda kuyruk olmasın? Çok güzel. Ama bunun olumsuz kullanımı da mümkün. Sandıklarda 300 kişiden kimin oy, kimin nereye oy kullandığını bulmanız mümkün. Mümkün. O sandıkta sadece 4-5 defa oy verilmiş olması yeterli. Sonra oyları biraz kaydırırsınız 2 mahalle öteye, 5 mahalle beriye. Ondan sonra bir daha çek edersiniz kim kime oy veriyor diye. Bitti. Şimdi bunu yapıyorlar. Bu örgüt aklıdır. Devlette böyle bir akıl olmaz. Normal siyasi partilerde de böyle bir akıl olmaz. Ama bu yapıldı. Dolayısıyla sonra da evlerine gidip ziyaret edersiniz ve oyu garantiye alırsınız. Efendim işte bunu gözünüzde gördünüz mü? Valla matematiği de gözümüzde görmüyoruz. Ama hesap yapıyoruz değil mi? Evet. Sonuçta çıkan hesabı teknik olarak somut ölçülerle yan yana koyduğumuzda bu rakama ulaşıyoruz yine. Dolayısıyla burada da böyle bir şey var. Bunu bilen siyasi partilerin bu kadar erken zıplamış olmalarını ben sadece... hükümet ne yaparsa yapsın buna karşı çıkacağız.
kime yaradığından bağımsız. Hatta HDP'ye yaramasının ayrıca bir getirisi de var. Cumhuriyet Halk Partisi için özellikle. Belki bahsettiğim iki siyasetçi için de bir manası vardır, onu bilemiyorum. O ittifak konusunda onların düşüncelerinden haberdar değiliz. Ama şu anda yapılan şeyin, benim en çok önemsediğim şey, bir yargı gözetiminde yapılıyor olması, soruşturmalara dayalı olması, anayasa hükmüne göre geçici bir tedbir olması ve nihayetinde kararı yargının verecek olması ve eğer yargı reformu konusunda da muhalefet partileri işi ciddi tutarlarsa, yargı reformuyla da reforme edilmiş yargıyla da bunların tekrar tekrar denetlenecek olması. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi tabii, bir fiyatlama oldu mu bu arada? Bununla ilgili bir fiyatlama olmadı. Pek görmedik. Yani evet. Zaten piyasa refleksini anlarken, senin dediğin gibi bu kadar sandık 300'e indirgeme falan gibi bir durum söz konusu değil piyasalarda. Tabii. Piyasalar farklı dinamiklerle çalışır. Tabii. Onun için bir fiyatlamanın nereden geldiği, nasıl geldiğini anlamak için ciddi bir tecrübe, ciddi bir birikim gerekir. Bazen de piyasa hiç ummadığınız bir habere farklı bir tepki de verebilir. Hı. Ama benim dün konuştuğum piyasadan, hazineden olsun, diğer bankaların ilgili bölümlerinden arkadaşlarla olsun, gündemlerinde çok farklı konular vardı. En azından piyasanın şu an gündeminde bu yok. Ha, şu var ama tabii, nereye evrilir bu iş, ileride siyasette farklı bir yol açar, piyasa buna bakar. Evet. Yani bu lokal burada kalacaksa, yani bu, yani bu belediyelerle kalacak, sınırlı kalacaksa, çünkü sonra piyasa bu işe bir bütün olarak bakıyor sevgili Mustafa Ebru. Yani bu da bu boyutta bir belirsizlik oluşturacak bir durum değil. Fırat'ın doğusunda bir operasyon beklentisi içindeyiz. Pençe operasyonumuz var. Hı-hı. Amerika ile o ortak hareket planımız o beklentiyi şimdilik öteledi. Şimdi oradaki her hareket, oradaki Suriye ve Irak'la beraber o bölgedeki oluşumu da, hı-hı, değiştireceği için, hı-hı, içeride ve dışarıda bir bütün olarak bakılıyor mevzuya. Ha, piyasa şuna bakardı, yurt dışından bu konuyla ilgili dediğiniz gibi çok yüksek sesler gelmiş olsaydı, hı hı, kurumlardan, o zaman piyasa an itibariyle ajandasına bunu not eder ve belki bir fiyatlama refleksi gösterirdi, ama piyasa konuya bir bütün olarak bakıyor. Çünkü orada bir yargı reformunun da nereye evrileceği, hı hı, tartışmalarıyla beraber piyasanın önünü açacak sürecin işlemesiyle piyasa şu an ilgileniyor. Yani onun için siyaseti her an fiyatlama gibi bir refleks, evet, göstersek çok volatil, çok dalgalı bir piyasa, evet, izleriz. Ha, kurdaki hareket dün hani bununla ilgili mi diye soruyorsanız, değil. Değil. Kurdaki hareket iki sebepten oluştu. Bir, global taraftaki hareketlilik bize de yansıdı. İki, bizim Merkez Bankamızın bir zorunlu karşılık kararı vardı. O kararın sınır etkisi oldu. O ne demek? O şu demek, en yalın haliyle. Tabii, arttırdı mı zorunlu karşılıkları? Hayır. Şöyle, bankaları zorunlu karşılıklarda uygulamayla, yeni sistemle kredi vermeye teşvik eden bir yapıyı getirdi. Azalttı mı yani zorunlu karşılıkları? Aynen öyle. Şimdi belli bir kredi hacmi tutturuyorsanız, %10, %20 gibi oranlar var. Tabii bunun nasıl işleyeceği mutabakatı ne bankalarla, kadarlık bir rakam çıkar oradan? Merkez Bankası zaman içerisinde bize belirleyecek, ama yani rakamlar şey gelebilir, bazı rakamlar açıklandı dün, ama ben şuna bakıyorum, rakamdan ziyade eylemin niteliği ve amacı önemli. Amaç şu: sadece kamu bankaları üzerinden fonlamak piyasaların rahatlaması noktasında, tamam, yeterli olmayacaktır. O zaman tabii ki önemlidir. Özel ama bankaları da özel bankaları taşın altına elini, aynen öyle, hem faiz indirme hem de kredi line'larını, kredi imkanlarını açmak. Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Çok konumuz vardır muhtemelen ama bu önemli. Para işleri önemli. Millet için de önemli. Şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi bankalar, atıyorum, %15 ile 18 ile neyse para topluyor.
Evet. Dolayısıyla bunu %12 ile... Evet, 15-18 bandı evet, zaten şu an. %12 ile veremezler. Bunu gibi. Kredi veremezler. Çok güzel. Fakat bankaların aslında hiçbir getiri elde etmedikleri Merkez Bankası'nda duran bir paraları var. Ne kadar getiri elde ediyorlar oradan? Sınırlı. Yani düşük bir getiri elde ediyorlar. Dolayısıyla devlet diyor ki siz buradaki bir kısım parayı da alın. Bundan para kazanmıyordunuz diyelim. Alın ve bundan da biraz para kazanın. Dolayısıyla aslında 15-18'de toplamış değil, 13-14'te topladığınız bir parayı pekala 13,5'te verebilirsiniz. Aynen, yani siz Merkez Bankası'na mecburiyetten dolayı zorunlu karşılık olarak park ettiğiniz parayı evet. geri alıyorsunuz. Bir kısmını kredi verme noktasında ilerliyorsanız, hacminiz, kredi hacminiz %10, %20 gibi. O 15 günde bir bankalar arası, Merkez Bankası arası devamlı takip edilir. Ha, o rutinler 15 günde bir mi olacak, haftada bir mi inecek, nasıl takip edilecek? O tabii resmi mevzuat, onun zaman içinde anlayacağız ama özeti şu. Merkez Bankası diyor ki, bizim finansal ve fiyat istikrar dışında bir amacımız daha var. O da büyümeye destek. Evet. Büyümeye destek vermek için de Merkez Bankası olarak bankalara bir imkan sunuyoruz. Bize park evet. ettiğiniz paraları döviz olsun, TL olsun piyasaya kredi vermeniz durumunda size bir kısmını iade ediyoruz. Veya size uyguladığımız faiz oranlarında bir değişime gidebiliyoruz. Diğer bütün bankalar için aynı olmak kaydı şartıyla diye de ekliyor. Yani buna katılmak mecburiyeti yok ama katılırsanız bir teşvik var. Bu kredi vermeleri karşılığında serbest kalacak bir rakam mı? Aynen. Otomatik değil yani. Tabii ki her banka için geçerli değil. Yani onun için teşvik diyoruz ya, kredi teşvik sistemi. Biz o zaman özel bankaların da kredi faizlerini biraz düşürmesini bu sırada başladı. Bekliyoruz. Hızlanacaktır. Şimdi gözler Eylül Merkez Bankası toplantısında olacak. Orada da bir faiz indirimi gelirse bir miktar daha zaten faizlerin aşağı geldiğini toplamda görebiliriz. Toplamda bu yıl 8 civarında falan ne kadar çıkan beklenti vardı. 800 bas puan evet, gibi bir beklenti. Eylül'de de bekleniyor mu o zaman? Bekliyoruz tabii. Yani evet. Ha, benim hesaplamalarıma göre rasyonel olan 700 bas puan şu an için. Hı-hı. Yani önümüzde bir 250-300 bas puan daha var. Daha fazlası enflasyondaki gelişmelere ve global doğru. gelişmelerin içeriği etkilerine bağlı. Bir sonraki olacak. Ne zaman Merkez Bankası'nın? Eylül. FED'le beraber. Ondan sonrasından bahsediyorum. Ağustos değil, zaten Eylül. Eylül. Eylül'den sonrası? Eylül'den sonra sanıyorum Kasım'da olacak. Kasım'da. Yani Aralık. Eylül ve Kasım'da evet. iki indirim bekliyoruz aslında kademeli olarak. Hatta Aralık'ta da belki bir, yani dediğim gibi 300 bas puanı bir kere de mi yapacak? 150-152 biraz bizim enflasyonumuza bakmak lazım. Ben de orada gıda enflasyonuna bakıyorum. Evet. Çünkü hem yaz sezonu ya geçiriyoruz. Şimdi zaten her şey düşük. Bitiyor. O bittiği öyle. Zaman Eylül-Ekim'den sonra hızlanacak bir piyasa efektiyle evet. enflasyonda. Yok, düşüş eğilimi tekrar. İşte ben tekrar altını çizeyim. Burada hep altını tarım çiziyorum. Tarım hayvancılığı bitirsek artık. Yani tarım hayvancılık konusunda elbette orada onunla piyasa yapmıyorlar belki ama üretim konusunda bir netlik olacak bu ülkede. Ne üretiyoruz, ne kadar üretiyoruz, ne kadar ihraç ediyoruz, ne kadarını iç tüketimde harcıyoruz, ne kadarına ihtiyacımız var. Bu tamam ama bir de bu ürünler tarladan çıktıktan sonra piyasaya nasıl dağılıyor? Bence en önemli kısmı bu. Bu kısımda Ticaret Bakanlığı'nın uhdesinde. Ticaret Bakanlığı benim Türkiye'nin dört bir yanında aşağı yukarı aynı fiyatlarla ulaştırma ve depolama şeyi hariç aynı fiyatlarla sebze, meyve, yememi sağlamak zorunda. Sağlayamıyorsa o iş doğru yürümüyor demektir. Şu, o kadar önemli ki dediğim Mustafa, yani gıda konulara geçelim hızlıca, şunu bitireyim ama gıda ve hayvancılık konusu önümüzdeki dönem en stratejik konulardan biri. Doğru. Bir ülkenin hele küresel iklim değişikliklerinin olduğu bir ortamda üzerine gidebileceğiniz konulardan biri gıda ve hayvancılık. Yani bunu tarım ve hayvancılık olarak belirlemeyelim, gıda olarak belirleyelim. Çünkü hissedilir enflasyon, hissedilir yaşam şartlarındaki değişim gıda üzerinden kodlanıyor artık. Doğru. Hatta su. Burada yapacağımız her hareket, her adım, her yapısal reform bize çok olumlu geri dönecektir. Sadece enflasyon olarak. Doğru. Baskılara karşı da. Hatırlayın seçimden önceki gıdadaki yaşanan tırnak içinde terörü. Evet, şimdi konumuz çok ama süremiz de gittikçe daralıyor. Önce şunu sormak istiyorum. Şimdi cumartesi günü İstanbul'da yaşanan sel felaketini konuştuk. Hı-hı. Ardından işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamalarını konuştuk. Tekrar akşam uçağıyla Bodrum'a dönmesi konusunda bugün akşam gazetesinde de vardı o haber.
vatandaşlarla konuştu. Meteoroloji bize dedi, geç bilgi verdi dedi. Daha sonrasında da tatiline kaldı. Bunun doğru olmadığını da konuştuk biz. Evet. Ben orada sanki şöyle bir şey görüyorum. Yeni bir yönetim anlayışı çerçevesinde düşünebileceğimiz bir kısmı var. Yani belediyelerde şirketler gibidir. Patron geldi, talimatları verdi, tatiline gitti. Patron abi adam, yani yapılacak bir şey yok. Dün bunu konuşmuşsunuz. Sonuçta yani evet, bunu ama yapabilirsiniz. Bu yeni bir yönetim anlayışı diye bunu yapabilirsiniz. Fakat patronlukla bu iş arasında şöyle bir fark var. Patronda kişilerin maaşını siz verirsiniz. Belediyede halktan oy alarak, yani halkın birer tek tek oylarıyla başkan seçilirsiniz, yani patron olursunuz. Sermayeniz halktır yani. Eğer halk o sermayeyi size vermezse babanızın sermayesi beş para etmez. Şimdi bu birincisi ve katılmıyorum böyle bir yönetim anlayışına. İkincisi, siz bir ittifakın size bahşettiği bir liderliğe sahip olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Bu ittifak olduğu sürece ne yaparsınız ya fark etmiyor. Aynı böyle İstanbul'da, işte Bakırköy'de, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta kimi koysanız CHP bayrağının altında, logosunun altında kazanacağı gibi bu ittifak da bana her türlü kazandırır. Zaten önünde CHP genel başkanlığı, belki cumhurbaşkanlığı adaylığı falan var. Ben şimdi böyle angaryalarla uğraşamam. Gidip işte Acı Bektaş'ta bir görüntü vereyim. O adımda tatilime devam edeyim. Çünkü bizim bu ittifakımızı kurduğumuz adamlar orada zaten. Sahada falan değil. Seçim zamanında sahaya iner, kalp yaparız, gülücük yaparız, sevgi kazansın deriz. Böyle kazandı zaten. İşte o kucaklayıcı dolayısıyla kısmı. Dolayısıyla bu formül işlediği sürece benim bu angaryalara girmeme gerek yok diye düşünüyorsa eğer, geçmiş olsun. Kime geçmiş olsun? Kendisine değil. O hayal kırıklığı yaşar ama asıl benim önemsediğim hayal kırıklığı bir şekilde Cumhuriyet Halk Partili kitlenin kendisine bir lider adayı bulduğu zanlı ve onun yaşayacağı hayal kırıklığıdır. O yüzden yani hayırlı tatiller dileyelim. Yapılacak bir şey yok. Orada nerede tatil yaptığını da bilmiyorduk. Komşusu, bugün akşam gazetesinin evet, fotoğrafı. Komşularından biri, yani sitenin yan dairesinden çekilip paylaşılmış. Siteye de baktırdım. Bayağı da bir pahalı bir siteymiş. Ben Bodrum'da evlerin hala yani 300, 500, 1 milyon, 1,5 milyon. Çünkü yazlık 2-3 ay gidiyorsunuz. Civarında olduğunu sanıyordum. İşte 5-15 milyon TL arasında olduğunu da yeni öğrendim. İyi bir yermiş yani. Şimdi bir konser vesilesiyle bir geceliğine sadece konser izlemeye, tatile değil, Bodrum'a gideceğim hafta sonuna doğru. Merak ediyorum. Eğer tam tatile de gidebilirim. Bir fırsat da gidebilirim de benim öyle bir vaktim yok. bir fırsatını bulup sitenin önünde geçmeye niyetim var. Yani gerçekten nasıl bir yermiş diye merak ediyorum. Çünkü o fiyatlarla İstanbul'da Boğaz manzaralı ev alınabiliyor. Netice belediye başkanlığı hizmet yeri. Hele bir haftalık bir mazbata daha sandıklar sayılmadığı halde, mazbata oluşmadığı halde mazbatayı niye vermediniz, İstanbul hizmet bekliyor diye bağırdıysanız 2-3 gün ondan sonra bunun karşılığını vermeniz lazım. Ama dediğim gibi zannediyorum İmamoğlu ittifakın kendisine bu pozisyonu bahşettiğini, seçim kazandırdığını düşünüyor. Haksız değil. Bir matematikle kazandı. Ve o matematiği de uygun davrandı. Hakkını yemeyelim yani, o kendi payı da vardır orada. Fakat bunun bir rol olduğunu eğer insanlar anlarlarsa o zaman babasının evine dönmek zorunda kalacak. Çarşamba perşembe yeni bir uyarı var meteorolojiden İstanbul için. Bakalım çarşamba perşembe günü ne olacak? O İmamoğlu zannediyorum uyarının, şimdi meteoroloji her gün uyarıyor. İmamoğlu en son uyarıyı dikkate alıyor. Yani 3 gün önce yaptığını dikkate almıyor. Bizim çocuklar çıkartmışlar da işte dün de konuştuk burada. Elde bir an perşembe günü yani bir sadece onu dinleseniz, ben kendi adıma söyleyeyim. Benim kulağıma çalındı, televizyona çıktı evde. Kulağıma çalındı konuşması, hatta zannediyorum telefonla katıldı. Evet, yayında telefon da değildi. Telefon bağlantısıyla ben oradan bile dedim işte evde de değildim burada. İstanbul'da da değildim. Bayramda memlekete gitmiştim. Dedim ya Allah vermeye de hani balkon camlarını yeni yaptırmıştım. Oradan içeriye su sızmasa. Şimdi bunu ben düşünüyorsam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın biraz daha ince düşünmesi gerekir. Çünkü şunu söyleyeceğim.
tek bir cümle aslında. Kazma kürek eline alıp tabii ki yol kazmayacak. Ama bu işi yapacak olanlara bir fark gösterecekti değil mi? Ekibini de kurmuştu, tepe ekibini. Oturup teki tepe ekibiyle bu işe liderlik yapacak. Biz bunu bekliyoruz. İstanbul halkı bunu bekliyor. Başında liderini görmediği zaman ne olur yani şimdi biz Cumhurbaşkanı'nı ya da ne bileyim eski dönemde olsa başbakanı ortalıkta görmezseniz, memleket yıkılırken başbakan tatildeyse ne yapacaksınız? 99 depreminde gördük değil mi? O dönemin başbakanını. Hani rahmetle yad edelim de. Hiçbir şeyden haberi olmayan bir adam. Ne oldu ondan sonra? Şimdi bazıları söylüyorlar. Daha önce de İstanbul'da şu oldu bu oldu filan da hiç bunları demediniz de. Peki tamam şu oldu bu oldu dediğiniz dönemlerin İstanbul'un yöneticileri şimdi nerede? İşte bugünküler de oraya giderler. O kadar net yani ben olanı söylüyorum. Bir kimseye gıcığım falan yok yani. Bir yorum gibi değil de ben sadece ufak bir katkı için orada arada kullandığın cümle lider arayışları. Yani sanıyorum Türkiye, ben bir stratejist olarak yani ekonomi ve uluslararası ilişkileri eş zamanlı okuyan biri olarak Türkiye'de lider arayışın metodolojisi biraz farklı geliyor bana dünya ölçeğinde baktığımda. Hani lider olmak, o liderliği kalıcı hale getirmek çok farklı dinamikler gerektiriyor. Uzun bir süreç gerektiriyor, doğru. Devamlılık gerektiriyor. Onun için çok doğru. Çabuk mu? Hani senin Twitter örneğinde anlatmaya çalıştığım bir sosyal medya üzerinden hayatı yaşamak gibi geliyor bana. Yani bu kadar çabuk lider üretmek ve ondan sonra lider üzerinden tartışmaları da hızlandırmak bugünün dünyasında farklı bir ezber gibi geliyor. Ama bazı tarihin dinamikleri değişir, bazıları değişmez. Değişmez dinamiklerden biri de lider olmak hiç kolay değildir. Doğru. Son olarak o zaman şunu konuşalım. Süremiz de azalıyor. Dün bir trafik kazası yaşandı ve Kültür Bakan Yardımcısı Profesör Haluk Dursun hayatını kaybetti. Maalesef. İşte Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli akademisyenlerden biriydi kendisi. Öyle bir de cenazesi de bugün İstanbul'da. Bürokraside de önemli görevler aldı. Biz yani epeydir gündemimizde olan, epeydir tanıdığımız, epeydir Türkiye'ye hizmet noktasında birçok görevde bulunan bir değerli hocamızdı. Allah rahmet etsin. Hepimiz aslında boş bulunuyoruz. Ben kendimi yakaladım trafikte boş bulunurken. Uzun yolda mı? Sabahleyin yok kısa İstanbul'da da ama yine de haritayla kaç şu kadar dakikada acaba yayına yetişebilir miyim diye haritaya bakarken yolu kaçırmakta olduğumu son anda fark ettim. Çok bir şey olmazdı yani bir tren duvarın kenarına çarpıp dururduk. Yani çok Allah hızlı gittiğim bir yol değil filan trafik var bilmem ne. Ya da birine çarparsınız yani Allah korusun. Ya da önünüzde daha tehlikelisi birisi o sırada yoldan geçmekte olur. Yanlış bir yerden geçebilir bir kişi de fark etmez yani. Zarar verdiğiniz kişinin suçlu olmasının bir önemi yoktur. O kişinin ya zarar vermekte de önemli olan. Kırmızı ışıkta geçmeseydi diye bir şey yok. Bir insana çarptıysanız Allah korusun. Bunun vicdani tarafı yani devletin vereceği cezayla falan şey yapmaz, kıyaslanmaz. O bakımdan ben de dikkatli olduğumu düşünürüm ama kendimi bile yakaladım. Böyle Allah korusun muhtemelen bir yerden bir yere yetişiyordu. Belki şoförü vardı bilmiyorum başka yaralananlar var mı diye. Ama Allah rahmet etsin yani önemli bir kayıp, çok önemli bir kayıp. Evet. Aynen yani Türkiye'nin yetiştirdiği değerlerden biriydi. Allah rahmet eylesin diyoruz. Yani bizim de sermaye piyasalarında aynı buradan bu vesileyle Yaşar hocamızdan alalım. Yaşar hocamız da kaybettik Yaşar Erdinç. O da yani dünya dönüyor bir şekilde. Biz o tempoya kendimizi hızlı bir şekilde adapte ediyoruz ama bir tarafı da hayatım bununla kayayım. Evet yani ben hep söylerim bazen böyle dostlarla arkadaşlarla buluştuğumuzda Allah iyi sebeplerle buluştursun. Böyle düğünlerde, kınalarda ne bileyim işte yemeklerde falan bir araya gelelim. Ama zaman zaman da cenazelerde aslında bizi bir araya birbirimize yakınlaştıran bir vesile. Yakınlaştırması öyle, gereken öyle, evet. Bir vesile. Yani Türkiye bir arada olarak büyüyecek demenin bir vesilesi belki. Evet. Sevmeye bir örnek olmalı bu tip kayıplar birbirimizi bence. Evet, bazı şeylerin de manasız olduğunu gösteren bir şey değil mi? Her şeyi bırakıp ama onun etkisi çabuk geçiyor bence. Evet, yani hayat biraz daha içine kendini, çekiliyoruz. Evet, aynen öyle. Ya işte onunla Instagram ve Twitter üzerinden hayatı yaşadığımız için
birbirimize dokunmuyoruz, konuşmuyoruz, paylaşmıyoruz, buluşmuyoruz. Yani bir araya finansal değil ama başka bir derinlik. Yani birbirimizle bir araya geldiğimizde bile herkes kendi cep telefonuna adapte. Yani evet. Biraz siz o konuda zaten biraz daha katısınız. Sorgulasak yani Face hesabım yok. Insta'yı işte yeni açtım. Insta diyorlar. O da mecburen birkaç şey paylaşıyorum. Paylaşmadığınız zaman problem ne oluyormuş? En yoğun kullandığım official olarak yani iş icabı Twitter ama gerçekten sosyal medya bizi çok içine aldı. Bu konuda biraz sanki hayatın içine geri dönsek diye düşünmüyor değilim yani kendim. Son olarak şunu konuşalım, çok az süremiz kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'daydı. Biraz daha böyle soft bir konuyla bitirelim. Dün Muğla'daydı, Stratona antik kentini gezdi eşi Emine Erdoğan'la birlikte. Orada da bir Osmanlı geleneğini yaşattılar. Sadaka taşına para attılar, bozuk para attılar, bir Osmanlı geleneği. Ne güzel. Orada ben güzel görüntüler ortaya çıktı. Ben fotoğrafı çok önemsedim ya. Evet. İki tane nine. Onlarla sarıldı, kucaklaştı. Evet, çok hoş. Evet. Yalnız bir de enteresan bir şey. Hani bazen derler liderler işte şöyle bakılır, böyle edilir, yemeğine şöyle dikkat edilir, işte şunu yer, bunu onu ayakta tutuyor filan. Valla benim gördüğüm bugüne kadar da Cumhurbaşkanı ya ikram edilen her şeyi yiyor. Yiyor. Orada da gözleme ikram edilmiş. Çünkü şöyle bir şey, yemek yedirmek, birlikte yemek yemek bizim kültürümüzün bir parçası. Osmanlı bizim sadece değil bir Türk geleneği, bin yıllık. Bizim mahallemizde şu söz çok önemlidir, biliyor musunuz? Ya filancıyı nasıl bilirsiniz de yemeği yenir. İkramı boldur. Bu bir ikramı boldur. İyidir. Mustafa yayından sonra senin de yemeğin yenir mi bir bakalım. Yenir. Benim de yemeğim yenir. Kimse beni yemekle ya da yedirmekle korkutamaz. Bu net yani. İki taraftan da. Şimdi yemeği yenir, helaldir yemeği. Helal para kazanır. Eyvallah. Şimdi yemeğe yenir sağlık denildiği verir, zaman bir adamla ilgili her şeyi söylemiş oluyorsunuz aslında. O bakımdan ben zannediyorum ikramları geri çevirmiyor Cumhurbaşkanı'nda. Burada çok önemli, çevirmeye. Çok önemli. Çünkü bunun tam karşısında dün bir olay yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve eşinin bu hassasiyeti niye kıymetli? Ukrayna'da İsrail lideri ve eşi, oranın kendi geleneklerinde bir ekmek veriliyor. Bu ekmek alınır ve yenilir. Hanımefendi almış, bırakın yemeği, hani bari tabağa koy, yere atmış. Bunun üzerine bayağı bir olay olmuş tabii. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve eşinin hassasiyetini bu konuda önemsiyorum. Böyle örnekler de var çünkü. Evet, güzel görüntülerde. Evet, teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, stratejist Cüneyt Paksoy, analist Sen Tezde. Son konuştuklarımızı konuşmak daha iyi, biliyor musunuz aslında? Bunları mı? Tabii ki. Evet. İşte her zaman olmuyor maalesef, evet. Mümkün olmuyor. Bunları konuşsak tabii ki güzel ama gündem yoğun, hareketli. Evet. Hepsinden parça parça konuşmaya çalışıyoruz. Yarın tekrar inşallah görüşürüz. Evet, analiz sentezi burada noktalıyoruz. Birazdan moderatörle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.